Merhaba, ismim Güler Aşkın, 31 yaşındayım, 6 yıllık evliyim, 4 yıldan beri çocuk sahibi olmak istiyorum. Bunun için ilk önce çocuğumuz olmayınca, hani bir yıl denedik olmayınca gittiğimiz zaman bize testler yapıldı ve bende problem olduğu ortaya çıktı. Tüplerimin ikisi de tıkalı. Hidrosalpinks denilen bir şey var, yani sıvı birikimi var tüplerimin içerisinde. Ayrıca AMH seviyem de 0,02, yani çok düşük bir seviyede yumurtalarım. Ben iki kez tüp bebek tedavisi denedim ama ikisi de olumsuz sonuçlandı. Biz birinci tüp bebek denememizde ilk başta kadın doğum hastanesine gittik. Oradaki tüp bebek bölümünde yaptırdık. Yaptırmaya çalıştık, daha doğrusu ilk başta orada yaptırmadık. Oradaki raporları çıkartmamız, yani devlet raporunu çıkartmamız bizim tam 1,5 senemizi aldı. Bu konularda da zamanın ne kadar önemli olduğunu biz hiç bilmiyorduk. Hiçbir yönlendirenimiz olmadı. Çünkü bizim böyle bir durumumuzu bizim ailelerimize bile söyleyemediğimiz için, etrafımızdaki hiç kimseye söylemediğimiz için bizi kimse yönlendiremedi bir yerlere. Çok vakit kaybettik rapor çıkartmakta. Raporu çıkarttıktan sonra da oradaki hastane bize 1,5 yıldan sonra 8 ay sonraya gün verdi. Neyse, o günleri bekledik. Yani 2 seneyi bile geçti yani tedaviye başlama sürecim. Ve biz tam süremiz geldiği zaman bende çatlamamış yumurta kisti diye bir kist çıktı. Doktor da bu kist çıkmadan tüp bebek tedavisine başlayamayacağını söyledi ve ben tam 5-6 ay boyunca kistin düşmesini umut ederek her adet dönemimde geldim ama o kist bir türlü düşmedi. Daha sonra ben yumurta seviyemde daha fazla düştüğü için bir tanıdığımızın yardımıyla özel hastaneye gittim. Özel hastanede kistlerimi düşürüldü. İlaçla, doğum kontrol hatlarıyla ilaçlarım, kistlerim düşürüldü ve ikinci ay tüp bebek tedavisine başladık. Fakat benim yumurta seviyem çok düşük olduğu için orada bir tane yumurtam vardı zaten. Ve toplanacak seviyeye ulaşmadı. Toplanacak büyüklüğe ulaşmadı ve doktor tedavimi iptal etti ve bana dedi ki sen asla anne olamazsın. Daha hiç deneme bile yani dedi. Daha sonra ben tam ümidimi kaybetmişken tekrar regl oldum ve hastanesine tekrar gittim. Çünkü özel hastaneye gidecek durumum asla yok. Ve oradaki günümü, oradaki hakkımı kullanmak istedim. Orada da 18 gün boyunca hormon ilaçları, yani tüp bebek tedavisi gördüm. 18 günün sonunda yumurtam toplanacak seviyeye geldi ve aldılar. Ama orada da şöyle bir sıkıntı oldu. Yumurtam döllenmedi. Bütün dünyamız başımıza yıkıldı tabii ki. Çok umutlanmıştık o zaman. Bu denemem 2021 Ocak ayında oldu. Olumsuz sonuçlandı. Ben hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci kez devlette rapor çıkartıp tekrar devlet hastanesinde hani tedaviye başlayabilmek için tekrar rapor çıkartmak için uğraştım. Şimdi şu anda raporum çıkmak üzere. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim yumurta seviyem çok 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 düşük ama devlet hastanesinde belli bir sıraya göre veriyorlar. Şu anda bile raporum çıkmış olsa 7-8 ay sonrasına belki gün verecekler ve benim her geçen zaman anne olma şansım biraz daha azalıyor. Ben çok çaresiz hissediyorum kendimi. Gerçekten anne olmak istiyorum ve zaman kaybettiğim için bu şanstan mahrum olacağımı düşündükçe daha fazla strese giriyorum. Her geçen zaman, her geçen saniye, her geçen dakika sanki daha fazla bir şeyler kaybediyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Gerçekten çok çaresiz bir durumdayım. Tüp bebek tedavisinde her şeyi tek başıma yapmaya çalıştım. Hastaneye gittim, ne gerekiyorsa yaptım. Ama daha fazlası olması gerekiyor. Özellikle maddi anlamda
Çok sıkıntıya düştük. İlaçları raporsuz aldığımız için şu anda biz geçmiş tedavilerimizin ilaç masraflarını ödediğimiz için yeni tedavilere uygulayacak hiçbir ekonomik durumumuz kalmadı. Bu şekilde şu anda zamanla yarışıyorum diyebilirim. Bu yüzden her yolu deniyorum. Her yere başvuruyorum. İnşallah gerçekten mucizelerin gerçek olabileceğine inanıyorum. Ve gerçekten anne olmayı çok 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 istiyorum. Her şeyden çok istiyorum anne olmayı. Bir çocuğumun olmasını çok istiyorum. Hem evliliğim için çok istiyorum. Hem toplum baskısı için çok istiyorum. Hem de kendim için çok istiyorum gerçekten ve bunu sadece hani 2-3 zamanla yarıştığım için hani elimden gelen her şeyi yapıyorum ve zamanla gerçekten yarışıyorum. Çünkü her geçen dakika yumurtalarım daha da azalıyor. Bu yüzden bir an önce benim tedaviye başlamam gerekiyor. Ben her şey için çok teşekkür ediyorum. Bu projeyi gördüğüm zaman içime bir umut ışığı doğdu. Mucizelere inanın diyorsunuz. Ben de gerçekten mucizelere inanıyorum. İnşallah o güzel mucizelerin bir tanesi de benim olur. Umarım isteyen bütün herkes çocuk sahibi olur. Bu projeyi düşünüp de bu şekilde yapan başta hocamıza da çok teşekkür ederim. Bana çıksa da çıkmasa da Allah razı olsun diyorum. Çünkü gerçekten çok 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 muhteşem bir davranış gerçekten. Hepinize çok teşekkürler.